1943, 23 Temmuz, saat 10:45. Bütün İtalyan resmi ajansları şunu anons etti. İtalyan Başbakanı, muhteşem Duce Benito Mussolini, kral tarafından başbakanlık görevinden alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü. Bu tarih İtalyanların Afrika'dan atılması, Stalingrad önünde ordularının kepaze olması ve müttefiklerin Sicilya'ya çıkması dönemi. Evet. Şoka girdi. Balyoz yemiş gibi oldu. Kralın Emanuel'in sarayından çıkınca bunu sarayın kapısında daha şoktan atlatamadan bir jandarma yüzbaşı yanında bir teğmen ve dört jandarma ile bir ambulansa bindirdi ve götürdüler. Hitler çıldırdı. Savaşın en kritik dönemi ve Mussolini gibi müttefiki teslim oldu. ortadan kaldırılıyor. Yani nereye gittiği de belli değil. Öldürüldü mü? Sağ mı? Yani ölü ve sağ. Nerede olduğu da belli değil. Onun meşhur istihbarat şefi General Canales. Gestapo'nun bağlı olduğu Himmler. Didik didik aradılar her yere. Bütün haberler, bütün... Yok, yok, yok. Hitler bir kişiyi çağırdı. Yüzbaşı Otto Scorseni. Yüzbaşım dedi. Benim dost ve müttefikim bulacaksın. Çünkü bu hain kral ve onun uşak Maraşeli Bagladiro bunu dedi İngilizlere yani benim müttefikimi İngiliz ve Amerikalara teslim edecek rezil olacağız dedi. Rezil olacağız. Bu yüzbaşı kim? Bütün generallerin hayret ettiği ve inanamadığı bu rütbeyle Alman özel kuvvetlerin başına getirilen adam. Bir Avusturyalı yedek subay. Üsteğmenlik'te 2. Dünya Harbi'nde Yugoslavya'ya gitti. Orada partizanlarla çarpıştı. Oradan 18 ay Rusya'ya gitti. Orada Rus partizanlarla çarpıştı. Onların her yerden böyle birden fırlamaları, yaptıkları faaliyetler ve bütün alana yayılmışlar çok etkiledi Skorzeny'i. Ve eşek arılarının yuvası partizan kamplarına ve üstlerine, onların tabiriyle. Buralarda yetişmiş bir yüzbaşı. 4 Nisan'da şey oldu, yüzbaşıları terfi etti aslında üsteğmen. Ama hem Yugoslavya'daki partizanlardan hem Rus partizanlardan o kadar çok şey öğrendi ki çok da zeki bir adam, çok da gözü kara bir adam. Ve bunu şeyin başına getirdiler. Özel kuvvetlerin başına. İşte bu. Skorzeny hemen atladı şeye geldi. Roma'ya geldi. Roma'da ajanlar felik felik arıyor. Yok adam. Kimisi diyor Cenova'da bir manastır. Kimisi diyor bir uçağa bindirdi bir şeye götürüldü. Portekiz'e kaçırıldı. Birisi diyor efendim bu Feran Adada. Sonunda Skorzeny bunun bir adada olduğunu tespit etti. Adaya gittiler. Adam yok. Oradan da bir şeye bindirmiş. Kruvazöre bindirmiş. Oradan kaçırmışlar. Oraya gitti yok. Buraya gitti yok. Arıyor. Her yere arıyor. Sonunda Sardunya'da olduğunu tespit etti. Sardunya'ya bir teğmenle gitti. Baktı.
tam şey yapacak, bulacak adam orada. Birden Hitler'in karargahından bir haber geldi. Sardunya Adası'nda değil, şeyde, başka bir ada ismi verdiler. Orada. Ya adam, kendisi de şaşırdı. Sardunya Adası'nda olduğunu biliyor, bir köyde olduğunu biliyor. Orada bir deniz üssü var, orada olduğunu biliyor. Fakat başka bir adadanın olduğunu bildiriyor. O adaya saldır diyorlar şeye. Hücum et, tarihinde bildir diyorlar. Uçakla o adanın fotoğrafını çekerken uçağı bir İngiliz uçağı düşürdü. Düştüler, denizden kurtuldular. İşte bir kayanın üstünde bunları balıkçılar buldu falan. Sonunda Skorzeny şeyi buldu. Mussolini. Mussolini'nin yerini buldu. Apennin Dağları'nda Gran Sasso denilen bir kalede, tepede bekliyor. Bunun fotoğraflarını çekti. Bu şeyleri atlıyorum teferruatı. Orada bir sürü aksilikler çıktı. Gene uçak vuruldu. Zor indiler Roma havalanına. Tam o esnada bir şey oldu. İtalyanlar müttefiklere teslim oldu. Yani İtalyan hükümeti ve İtalyan ordusu biz artık İngiltere ve Amerika'nın tarafındayız dediler ve silahı bırakıyor dediler. Fakat Almanlar hazır oldukları için İtalya'da hemen Roma dahil bütün bölgeleri kontrol altına aldılar. Kıpırdayamadılar. Ve Kral Emanuel, Kraliçe, işte generalleri, bütün soylular, zenginler, şunlar, bunlar Adriyatik deniz istikametinde dağlardan kaçarak bunları bu İtalya'nın doğusunda bir iki tane Amerikan savaş gemisi aldı ve Almanların elinden kurtardı. Skorzeny öyle bir yer ki çıksan çıkamıyorsun. Sadece teleferik var. Uçak inemiyor. Bir çare buldu. Planörler. Planörleri hazırladı. Kimse inanmıyor. Yani böyle bir harekat yapılamaz. Planörleri hazırladı. Tam planörler kalkacak. Tarihler uymadı. Planörler Fransa'nın güneyinden geliyor. Tarih tutmadı, saat tutmadı. Gene vazgeçmedi. 12 planör hareket edecekken tam hareket saatinde Amerikan av bombardıman uçakları, av uçaklarının kontrolünden geldi. Roma havalanında planörlerin üçünü dördünü vurdular. Sikorski'nin planörü zor kalktı. Ondan önce kalkan iki planör yolda kendini kaybetti. Sonuç, bu akıl almaz planör meselesiyle o küçücük bir üçgen kayalık yere indi. 10 tane adamıyla indi. 400 İtalyan askeri bir tabur karabina yani jandarmanın korunduğu kalede şok ve şaşırtıcı etkiyle Benito Mussolini'yi aldı. Bir teleferik vardı. Teleferiğe de gidemedi. Bir tane uçak, leylek tipi bir keşif uçağı çağırdı. Uçağı iki kişi, bir pilot biniyor, şeyi bindirdi Mussolini'yi. Bir uçak kalkması mümkün değil. Zaten uçağın kalkabilecek durumu yok. Kendisi de pilotla şeyin arasına bindi. Mussolini'nin arasına. Pilot yalvarıyor. Düşeceğiz diyor. Kalk uçamaz, havalanamayacağız diyor. Kendi 20 tane komandoları uçak uçmasın uçurumdan diye tutuyorlar. Bunu şeye getirdi. Roma havalanına getirdi. Başka yer planlanmıştı. Oraya da Amerikan uçakları bombalıyor. Getirdi. Orada bekliyorlar. Bütün generaller ve kor diplomatik falan bekliyor. Gene küçük uçağı atladı. Tam Avusturya'nın üzerine geldiğinde evet getiriyorum dedi Berlin'e. Getiriyorum. Ve Avusturya Viyana radyosu şeyini kesti. Yayınını kesti. Yani. Bütün dünya Washington'dan Londra'ya, Berlin'den
Tokyo'ya inanılmaz dediler böyle bir şey. Ben size olup bitenim var ya %1'ini anlattım. Ama bir şey daha anlatmak lazım. Bu Skorzeny'e Mussolini'yi kurtarma olayından sonra önce bir görev verdiler. Şimdi görev çok ilginç. Aynı bugünkü gibi. İran'a git. Para harcamada sınır yok. Aşiretleri ayaklandır. Oradaki halkı ayaklandır. Hükümeti devir. Ve Tahran'ı hükümet olarak Amerika'ya, Almanya'ya taraftar bir hükümet getir. Skorzeny oraya gittiğinde İran'ın güneyi İngilizler, kuzeyi de Ruslar tarafından işgal edilmiş durumdaydı. Oraya gitti, çalışmaya başladı. Bugüne nasıl benziyor değil mi biraz? Evet, çok önemli ya, gerçekten. Git oraya, hükümeti devir. Aşiretleri, halk gruplarını ayaklandır. Ve başladı çalışmaya. Fakat bu Mussolini meselesi çıkınca döndü. Geri geldi dediler. Hı hı. Ve Hitler şunu dedi. Bütün yani o Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin bütün general ve maraşalleri, bütün parti yönetimi salonda toplandı. Yüzbaşım dedi. Bu İtalyanlar 5 para etmez. Ama hala müttefikim. Onlara ihtiyacım var. Bu işler kötü giderse bunu benim şahsi kararımla ben yaptım diyeceksin. Ben bunu dünyaya ilan edemem dedi. Bunu niye anlattım? Bu işler buna benzer adamlar ve onların ekipleriyle yapılacak. Skorzeny aslında bir yedek subay. Ya bu da çok önemli. Evet. Silah altına alındığında hani böyle rütbeleri olarak terfi ettirmiş bir üst teğmende. Fakat aykırı bir adam. Bu Ardenler karşı taarruzu diye bir şey vardır. İkinci Dünya Harbi'nde bir şey derken yani büyük bir olay vardır. Ardenler karşı taarruzu yaparken Skorzeny ve adamları Amerikan üniformalarıyla Amerikan kıtalarının arasına girdiler. Her şeyi alt üst ettiler. Hatları kestiler, demir yollarını, trenleri başka istikametlere sevk ettiler, köprülerde yön. Amerikan tümenleri, birlikleri gelirken Skorzeny'nin adamları NP, Amerikan inzibatıyla yol gösterdi. Buraya gideceksiniz. Halbuki hiç alakasız olmayan yerlere. Skorzeny bunu 50 kişiyle yaptı. 50 kişiyle yaptı bunu. Sonra ne oldu? Gitti, bütün derinliklere girdiler. Bütün müttefik oradan içine girip çıktı. Bir kişi kayıp vermeden hepsi Almanya'ya geri döndü. Bir daha söylüyorum. Bir kişi kayıp vermeden hepsi Almanya'ya geri döndü. İşte ekip. Her şey ortada mı? Evet. Gayet.